Bu da örme dikiliş taş. Yine Sultanahmet Meydanı'ndaki anıtlardan birisi. Roma döneminde Konstantinopolis'in araba yarışlarının yapıldığı hipodromun tam ortasında. Yarış alanını ikiye ayıran ve spina olarak adlandırılan bir set bulunmaktaydı. Bu set üzerinde çeşitli yerlerden buraya taşınmış olan anıtsal yapılar vardı. Ve spinanın ucunda son anıt olarak bu sütun bulunmaktaydı. Sütun değişik taşlardan ölçülerek yontulmuş, taşlardan örülerek meydana getirilmiştir. Mermer kaidenin bir tarafında Grekçe 6 mısralık bir kitabe işlenmiştir. Burada bu dört köşeli heybetli ve harika anıt zamanla harap olmuşken şimdi İmparator Konstantinos ile devletin şanı olan oğlu Romanos tarafından önceki görüntüsüne nispetle daha iyi duruma getirildi. Rodos kolosu harikulade idi. Bu bronz anıt ise hayranlık yaratmaktadır. Burada adı geçen kolos Rodos limanının ağzında bulunan ve ilk çağ dünyasının 7 harikasından biri sayılan dev ölçüde bir Apollon heykeliydi. Kitabe metninden anlaşıldığı üzere İmparator Konstantinos ile oğlu Romanos tarafından onarılmıştır. Osmanlı döneminde 16. yüzyılda diğer Giles örme sütunu oldukça etraf tasvirini yapmıştır. Evliya Çelebi ise bu anıtın şehrin tılsımlarından biri olduğunu bildirmektedir. At meydanının toprak seviyesinde yaşanan yükselmeden dolayı anıtın kaidesi gömülü durumdayken Kırım Savaşı sırasında 1856'da Charles Newton'a verilen izinle kaide çevresi açılarak etrafı demir parmaklık ile çevrilmiştir. Anıt 32 metre boyundadır ve temelindeki 3 basamaktan sonra mermer kaide gelir. Ortalardaki bölümde alt ve üst kısımlara nispeten daha muntazam olan dolgu 19. yüzyılın son yıllarında yapılan onarımın izlerini taşımaktadır. Evet, şimdi anıtı yakından gezelim. Evet, biraz önce söz edilen yazıt